Merhaba gençler, kanalımıza hoş geldiniz. 6. sınıf Türkçe kitabımızın 3. tema değerlendirme sorularını beraber cevaplandıracağız. Temamız biliyorsunuz bilim ve teknoloji arkadaşlar, 104 ve 105. sayfalar. Öncelikle tabii bu sayfayı WhatsApp gruplarınızda arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da hızlıca ödevlerini yapsın, beraber oyun oynayabilirsiniz. Bu videonun altında 6. sınıfların tüm yazılı sorularının olduğu link olacak. Tüm derslerin ve tüm derslerin kitaplarının çözümleri de bu videonun altındaki linkler olacak. Yazılarınız başlıyor. Onun için arkadaşlar bu videonun altına mutlaka uğrayınız. Evet, birinci sorumuz ne diyor arkadaşlar? Burada dosya paylaşımı diye bir parça var. Onu okumanız gerekiyor. Biz tabii ki sizler için okuduk ve cevaplandırdık zaten arkadaşlar. Siz sadece videoyu durdurarak cevapları yazabilirsiniz. Kırmızı yazıyla olanlar gördüğünüz gibi cevaplar. Birinci, okuduğunuz metinde çıkarılabilir ortam olarak tanımlanan araçların ortak özelliği nedir? Yazarak açıklayınız diyor. Bu tür araçların ortak özelliği bilgisayardan tak çıkar yöntemiyle, mesela flash disk, mesela hoparlör, mesela kulaklık, yazıcı, bunlar nedir? Tak çıkar özelliği olan şeylerdir arkadaşlar. Taşınıyor biliyor ve istediğiniz zaman çıkarılabiliyor olmasıdır şeklinde yazdık. İkinci sorumuz, çıkarılabilir ortamlar bilgisayarlardan hangi neden ve amaçla kullanılmaktadır? Aşağıya yazdınız diyor. Çıkarılabilir ortamlar nedir? Ortam bilgisayarda müzik dinlemek için, mesela flash olabilir, DVD olabilir, CD olabilir, değil mi? Ve oyun oynamak amacıyla kullanılabilir. Evet, oyun konsolu olabilir. Bunlar olabilir. Çak tak çıkar ortamlardır bunlar. Bakalım üçüncü sorumuz. Çıkarılabilir ortamlardan satın alınan ürünlerin dezavantajları nelerdir, maddeler halinde yazınız. Evet, bunların aynı zamanda dezavantaj. Tak çıkar olduğu için, sabit kalmadıkları için dezavantajlar var. Kaybedebiliriz mesela. Bakalım. DVD'leri mağazadan satın alarak vakit kaybetmek. Vakit kaybedebiliyoruz. Mağazadan satın alıyoruz. Satın alırken gidilen yola para veriyoruz. Evet, harcama yapıyoruz. Fiziksel olarak üretilen ürünlerin maliyetini karşılamak. Evet, maliyetini karşılamamız gerekiyor. Bu ürünleri saklamak için odamızda yer ayırmamız. Evet, ayrıca bunlara zaman ayırıp saklamamız. Ciddi, dikkatli saklamamız. Çünkü bunlar bozulabilir. İçinde sakladığımız bilgiler araya gidebilir, değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda yer de kaplar. Bunlar dezavantajlarıdır. Çıkarılabilir ortamların. Dördüncü sorumuz sevgili gençler. Dijital içeriklerin günümüzdeki kullanım biçimi hakkında bilgi veriniz. Evet, dijital içerikleri günümüzdeki kullanım biçimi hepiniz kullanıyorsunuz. Hepiniz elinde birer tane cep telefonu var. Şu anda birçoğunuz da zaten bu videoyu cep telefonunda izliyorsunuz, değil mi? Dijital içerikler günümüzde hızlı ve kullanışlıdır. Evet, cep telefonunuz hızlı ve kullanışlı olarak o dijital içerikleri kullanabiliyorsunuz. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Film izlemek gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir, değil mi? Ders çalışmak için buraya ders çalışmayı da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen ekleyelim mi? Ders çalışılabilir. Ders çalışılır, değil mi? Hemen. Ders çalışılır. Onu da ben ekledim hemencecik buraya. Evet arkadaşlar, bu şekilde daha da bunları çoğaltabilirsiniz sevgili gençler. Evet, biz videoyu durdurarak lütfen bunu yazın, bu ilk 4 soru. Biraz uzun çünkü arkadaşlar. Ben doğru yanlış ve test sorularımız var. Onlara doğru gidiyorum. Siz bunları bitirerek peşimden geliverin. Evet. Bir tane iki klasiğimiz daha varmış. Pardon, özür. Dijital içeriklerin internet ortamındaki paylaşımı ne tür sorunlara yol açabilir? Düşüncelerinizi yazınız. Evet, dijital içerikleri internet ortamında paylaştığımız zaman çok büyük sorunlar çıkabilir arkadaşlar. Başımıza istenmedik şeyler gelebilir. Bakalım, dijital içeriklerin internet ortamında paylaşılması telif hakkı. Evet. Telif hakkı, çünkü üreten kişiden eğer izin almamışsanız telif bildiriminde bulunabilir, değil mi? Sorunları yaratırken dosyaların virüs barındırma riski ortaya çıkabilir. Evet, indirdiğiniz dosyalar virüs olabilir. Cep telefonunuza, bilgisayarınıza virüs bulaşır ve içeriklerinizi ele geçirebilir. Bilgisayarınız, telefonunuzdaki tüm bilgileri ele geçirebilir. Bu tür riskler vardır sevgili gençler. Altıncı soruya geldiğimiz zaman ise, bu metnin anlam bütünlüğünde yola çıkarak metnin sonunda en az 5 cümlelik bir paragrafta siz ekleyiniz. Evet, basit aslında arkadaşlar. O kadar çok şey var ki yazacak. 5 tane cümle sadece istenmiş sizlerden. Bu yazıyı yazabilirsiniz aynen. Bir de 7. soru da var hemen aşağıda. İkisini beraber durdurarak yazabilirsiniz. Dijital ortamdaki medya ürünlerinin 6. sorunun devamı. Kullanırken her zaman lisans sahip, güvenilir
Tanınan sayfalardan alışveriş yapmalıyız. Güvenilir olmayan ve dolandırıcılık yaptığı bilinen web sayfalarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili alanlarına şikayet etmemiz gerekir şeklinde ekleyebilirsiniz sevgili gençler. 7. soru, okuduğunuz metin ana düşüncesini yazınız. Çok basit ana düşüncesi. Teknoloji insanlara zamandan ve maddiyattan kazandırırken aynı zamanda tehlikeli de olabilir. Dikkatli kullanmazsak faydasının yanında yani zararları da vardır diyebiliyoruz ana fikrine kısaca. 8. soruyu da cevaplayalım. Bakalım 8. soru doğru yanlış şeklindeymiş. Nerede bunlar? Teknoloji. Evet, şurada bir parça var. Parçayı okumanız isteniyor. 8'in sorudan sonra 4 tane doğru yanlış sorusu olması lazım. Evet. 4 tane doğru yanlış sorusu var. Bunları cevaplandırmanız isteniyor. Hemen cevaplayalım arkadaşlar. Teknoloji hayatımızda faydadan çok zarar getirmektedir. Hayır, yanlış arkadaşlar. Faydaları daha çoktur. Dikkatli kullandığımız zaman zararına uğramayabiliriz. 2. Teknolojik gelişmeler doğayı olumsuz etkileyebilmektedir. Kesinlikle evet arkadaşlar. Doğayı dikkatli kullanmaz isek doğayı olumsuz etkiler. Bir sonraki, doğanın korunması için bilinçlenme gerekmektedir. Kesinlikle doğru. Bilinçli bireylere, bilinçli bir topluma ihtiyacımız vardır. Bir sonraki, teknolojiyi geliştirirken bir yandan da doğaya karşı duyarlılık geliştirilmelidir. Kesinlikle teknolojiyi geliştirdiğimizde doğayı yok etmemeliyiz. Ona karşı da bir duyarlılık getirmeliyiz. Evet, bir doğru, bir yanlış, 3 tane doğru gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçelim bir sonraki 9. soru, test sorusu. Hemen kalemimizi alıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi adın yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır? Yani zamir, hangisinde zamir yoktur diyor arkadaşlar. Adın yerini tutan nedir? Zamirlerdir. Bakalım. Bilgisayar kullanımı hızla artmaktadır. Aa, ben burada bir şey göremedim. Teknoloji bizi, evet burada var. Kimileri, evet burada var. Diğer gezegenler, bunu inceledim. İnceledim, evet diğer gezegenler, diğer burada da var. Bunları inceledim var. Ama A seçeneğinde zamiri anımsatacak herhangi bir kelime yok değil mi arkadaşlar? İsmin halini tutacak. Bilgisayar kullanımı hızla artmaktadır. Zaten bilgisayar bir isimdir, dile kullanılmış. 10 ve sonuncu soru sanırım. Evet, sonuncu sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? Evet, adın yerini tutan bir kelime ile sağlanmıştır. Bakalım, bana nasıl bir hediye aldın? Nasıl? Hayır, burada zamir yok. Siz buraya gelecek misiniz? Zamir var da, zamir soru anlamı katan burada zamir değil, nasıl kelimesidir. Bizi buraya gelecek misiniz? Siz buraya gelecek misiniz? Misiniz de sağlanmış. Dün neden okula gelmedin? Burada dün neden okula gelmedin? Kesinlikle zamir yok. Kahvaltıda ne evet ne yemiş arkadaşlar? Kahvaltıda elba yemiş, kahvaltıda yumurta yemiş, kahvaltıda peynir yemiş. Gördüğünüz gibi ne kelimesi zamir yerine kullan ve bu soru anlamı katmış arkadaşlar. Ne yerine peynir, yumurta koyduğunuz zaman ne olacak? Kahvaltıda peynir yemiş. Gördüğünüz gibi zamir ile sağlanmış arkadaşlar. Çünkü ismin yerini tutan bir kelimedir ne orada. Doğru cevap D seçeneği olacak. Evet sevgili gençler, 6. tema, 6. sınıf 3. tema değerlendirme sorularımız burada son buldu. Abone olmayı, güzel yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz. Yazılı sorular için videonun altındaki linke gidin. Yazılılarınız başlıyor. Hoşça kalın.